Başkanım ben de sen. Evet, değerli basın mensupları, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. dönem milletvekili adayları başvurusu bugün akşamleyin saat 19'a kadar devam edecek. Şu ana kadar bize başvuran arkadaşların sizlere listesini açıklamak istiyorum. Ahmet Korkmaz Bey, Aydın Altekin Bey, Canip Türkeş Bey, Kıyasettin Kıran Bey, Kübra Nazır Kağan Hanımefendi, Orhan Birdal Bey, Osman Demirdoğan Bey, Sami Sertadın Bey, Süleyman Karaman Bey, Talha Erol Durmaz mevcut milletvekilimiz ve Oğuzhan Aydın. Şu anda bizde 11 tane Akbis üzerinden sisteme girilmiş, resmi müracaatı yapılmış arkadaşımız var. Ama bu çoğalabilir. Çünkü bu seçim sürecinde müracaat çok kısa bir dönem olduğu için partimizin şöyle bir kararı vardı. Türkiye'nin herhangi bir ilinden bir başka ile müracaat edilebilir. Haliyle İstanbul'dan, Ankara'dan veya herhangi bir başka ilden de Erzincan için müracaat edip evraklarını oraya teslim eden ve daha sonra da getirip Erzincan'a tekamül ettiren evraklarını adaylarımız olabilir. Bunlar bilahare eğer ileride böyle bir durum olursa açıklarız. Ama şu ana kadar bize 11 tane aday müracaat etmiş durumda. Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu etsin. İnşallah bu arkadaşlarımız için ve partimiz için en hayırlı iki adayımız belli olur. Ve biz de onlarla beraber seçime başlarız. Şimdi özellikle adayların bu adaylığı süreci ayın 18'ine kadar sürecek biliyorsunuz. Partimizin belirlediği takvim 18'inde de seçim kuruluna verilecek listeler. Ve ondan sonra artık seçim kurulunun takvimi işleyecek. Geçici aday listelerinin açıklanması, kesin adayların açıklanması, süreç devam edecek. Özellikle ben şunu söylemek istiyorum. AK Parti bu müracaatlar gösteriyor ki hala daha Türkiye'nin, Erzincan'ın çekim noktası. Ve aday müracaatlarının çokluğu da teveccühü de bunu göstermektedir. Biz bu sokakta gezdiğimizde de bunu görüyoruz. Erzincanlı hemşehrilerimiz daha önceki seçimde bize oy vermemiş olanlar, bir şekilde kızgın olanların bu seçim sürecinde dahil olacaklarını, çalışacaklarını ve bunu telafi edeceklerini ifade ediyorlar. Ama bu seçim sürecidir. 2 ay var. Bunun sonucunda ne çıkar? Nasıl bir tabloyla karşılaşırız bilmiyorum ama şu adayları müracaat sayısı ve adaylardaki özellikle tahsil ve background anlamındaki kalitede Erzincan'da ve Türkiye genelinde de yarın öbür gün göreceğiz. Yine en çok adayın başvurduğu parti AK Parti. Çünkü insanların ümit beklediği ve yarın Türkiye'yi yönetecek kadrolar AK Parti'de mevcut. Bunu herkes görüyor, milletimiz görüyor. İnşallah bu seçimde, bu 1 Kasım seçimleri partimiz için, ülkemiz için hayırlı olur. Ve vatandaşlar yeniden Türkiye'de bir tek başına iktidarı sağlayacak oyu verirler. Ve hep beraber ülkemiz açısından da rahat etmiş oluruz. Çünkü gerçekten bugün güçlü bir hükümete ve gerçekten Türkiye'nin problemlerini çözecek, çözümü ortaya yere kuracak bir hükümete ihtiyaç var. Bu tabloyu ancak şu ana kadar biz bir tek başına hükümette yakalayabildik. Maalesef daha önce koalisyon dönemlerinde de yakalayamadık. Bunu özellikle fark ettiğini düşünüyorum seçmenlerimizin ve Erzincan'daki hemşehrilerimizin ve Türkiye'deki bütün seçmenlerin bu anlamda bize çok iyi ifadeleri, duyguları var. İnşallah bu sandığa da yansır. Yani biz de bunu temenni ediyoruz. Ve teşkilatlar olarak da bu seçimden çok ders aldık. Daha çok fazla çalışacağız. Eksik hatalarımız, gediklerimiz, neyimiz varsa bunları telafi edeceğiz. Ve seçmenimizin yeniden AK Parti'yi Türkiye'de birinci, zaten birinci parti ama daha büyük oyla, mümkünse eğer %50'leri geçen bir oyla iktidar olmasına gayret edeceğiz. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Başkanım. Bize müracaat eden bütün adaylara teşekkür ediyorum. Diğer siyasi partilere müracaat eden adaylara başarılar diliyorum. Yani bu bir seçimdir, bu bir güzelliktir, bu bir demokrasi yarışıdır. Biz hiçbir partilerle düşman falan değiliz. Bütün partiler bu demokratik bir ortamda bir mücadele ediyoruz. Birbirlerimizin rakipleriyiz, düşmanı falan değiliz arkadaşlar.
Onun için yarın belki bu süreci sokakta da herkes böyle görecek. Zaten Erzincan açısından bir problem de yoktur. Bütün partilerle biz kardeşçe bir seçim geçirdik. Demokratik bir ortamda herhangi bir sıkıntımız da olmadı. Bu seçimin de böyle geçeceğini düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum Erzincanlı hemşerilerimize. Sizlere de özellikle geldiniz. Bugüne kadarki adaylarınızdan basın toplantısı yapanları tanıttınız. Ve sizler bu seçim sürecinde bizlerin eli kolu gözü olacaksınız. Sizlerle beraber halka kendimizi anlatacağız. İnşallah güzel bir seçim dönemini beraber geçiririz. Soru sormak isteyen varsa. Başkanım, temayül yoklaması yapılacak mı 18 Eylül'e kadar? Bizim genel merkezimizin açıklaması şu arkadaşlar. Herhangi bir temayül yapmayacaklar. Herhangi bir mülakat da olmayacak. Özellikle kamu bizim yoklaması. Kamu yoklaması olacak. Yani bizim özellikle geçen seçimlerde bize müracaat etmiş olan arkadaşlar burada var. Bunları genel merkez mülakata da almayacak. Teşkilat olarak temayüle de girmeyecekler. Sadece yeni müracaat eden arkadaşlardan, işte Orhan Birdal gibi, Osman Demirdören gibi yeni müracaat, yani bu seçimde yapanlardan, bu arkadaşları mülakata alacaklar. Bir de bu kritik illerde teşkilatların, il başkanlarının görüşlerini alacaklar. Bu doğrultuda genel merkezimiz yaptırdığı kamuoyu yoklamalarıyla da kararını verecek. Zaten alınan AK Parti'nin seçimle ilgili kararı da merkezi yoklama. Bu doğrultuda adaylarımız işte 18'inde belli olacak. Listeler içeri verilince. Ondan sonra da adaylarımız belli olunca da hep beraber adaylarımızın etrafında kenetlenip çalışacağız. Peki başkanım, mevcut milletvekillerinde herhangi bir değişiklik söz konusu mudur? Onunla ilgili de şöyle bir açıklama yaptılar. Geçen il başkanları toplantısında. Özellikle Seçim İşleri Başkanımız Mustafa Şöntöp Bey mevcut 258 milletvekilimizin %80-90'ı korunacak. Bu bazı kritik, üzerinde sıkıntı olan yerler varsa onlarda değişiklik olacak. Ama genel itibariyle korunacağını söyledi. Bu bağlamda bir ifade kullandılar. Onun dışında bir şey söylenmedi. Bakalım süreci hep beraber takip edeceğiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.